Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında 29 Ekim 2023 yılında Candan Erçetin konseri için 80 milyon lira ödendiği iddiaları gerginliğe sebep oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk toplantısında tansiyon yükseldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen konserin harcamaları gündeme gelince meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Kürsüde partililerin yumruklaşması ve dosyaların yere savrulmasıyla toplantı kaosa sürüklendi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlık etti. AK Parti grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti. Yalçın, "Bu bilgiyi belgelerle öğrendik. Konuyla ilgili yalan ve iftira gibi iddialarda bulunanlara belgeler gösterildikten sonra Mansur Yavaş'ın bu konudan haberi yok" denildi. Firma, "Fatura kesmemiş veya ödeme yapılmamış olabilir ancak 69 milyon liralık sözleşme gerçeği değişmiyor" ifadelerini kullandı. Yalçın, 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon lira, 2023 yılı 29 Ekim etkinliklerinde ise Candan Erçetin ve Murda'ya toplam 80 milyon 40 bin lira ödeme yapıldığını vurguladı. Bu yüksek bütçelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumunu daha da zora soktuğunu dile getiren Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sigorta prim borcuyla Türkiye'de en üst sırada olduğunu ve toplamda 8 milyar lira borcunun bulunduğunu kaydetti. Toplantıda konser harcamaları gündeme geldiğinde CHP grubu adına söz alan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AK Parti Grup Başkanı Nihat Yalçın'a yönelik eleştirilerde bulundu. Işık, "Bizim şeffaflığımızı sorgulamanız için önce kendi geçmişinize bakmanız gerekir. Bugüne kadar 60'a yakın konser düzenlemişiz. Ancak mesele 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca bu durumun sizi neden rahatsız ettiğini anlayabiliyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından AK Partili meclis üyeleri kürsüye yönelerek tepkilerini dile getirdi. Karşılıklı atışmalar hızla büyüyerek fiziki müdahalelere dönüştü ve ortam iyice gerildi. Kısa sürede yumrukların konuştuğu kavgada oturumun kontrol edilemez hale gelmesi üzerine toplantı kapatıldı.